Ay. Ay bak görüyor musun? Tüh, tüh be fal, tüh be. Ay. Ay. Seher, Şadi nerede? Bildiğim kadarıyla yattı. Bildiğin kadarıyla yattı. Çok bravo. Bravo. Ay bu nasıl bir rahatlık? Ay anlayamıyorum bu nasıl bir rahatlık? Ben burada ailemizin geleceği için çeşitli stratejiler içerisinde olayım. O gidip yatabilsin öyle mi? Peki Seher. Peki. Sen de yat Seher. Yatabilirsin Seher. Çıkın hayatımdan. Çıkın hayatımdan. Bakalım bu Lale ile Onur barışacak. Ay bunlar barışıyor. Tüh be fal. Tüh be fal. Ay bu Erol nerede bu? Ay ben o operasyonu öğrenmeden hiç yatar mıyım be? Aramıyor bu çocuk beni. Ay çatlayacağım. Ay. Ha! Erol. Yavrum meraktan öldün burada. Neredesin yavrum sen? Bakayım suratına. Bana bak. Bir şey oldu. Bir, kötü bir şey oldu. Çok kötü bir şey. En kötü şeyler oldu. Erol ne oldu? Ne oldu? Bütün gergef gibi işlediğimiz plan iptal oldu. Ne? Ne? Nasıl? Kim? Kiminle? Nerede? Nasıl? Anneciğim, Japonlarla yemeğe benim sevgili eşim Filiz ve Lale baskın yaptı. Dur. Anlamıyorum. Böyle bir şey nasıl olabilir? Yani dur. Onlar bir kere sizin orada olduğunuzu nereden biliyorlar? Ben söyledim. Allah beni kahretmesin. Ben söyledim. Boş boğazlıkla ben söyledim. Ama geleceklerini bilemezdim ki anneciğim. Ne bileyim. O an bir görüntü gitti, karardı, göremedim. İnanamıyorum sana Erol. Sana bazen inanamıyorum bu zekana. Ben de inanamadım ki. Köşeden koptu geldi. Önce Filiz geldi. Ondan sonra bakın kim gelecek dedi. Çıktı mı sana Lale? Bir yapıştı dudaklarını Onur'un. Allah'ım o nasıl bir öpmek? Resmen Pelin Suya meydan okuyor. Orada mekanda herkesin içinde. Herkesin önünde. İnanamıyorum. Ay şu Lale'ye bakar. Bana bak. Bana bak bu Lale hiç az değil. Ay az değil. Bu kız çok. Bildiğin çok bu kız. Ay çok heyecanlı ya. Ay ama böyle ayakta dura dura da belim ağrıdı be. Şöyle bir tabure, bir çekirdek falan olsaydı ya. Bana bak, bu Filiz gerçekten artık çok olmaya başladı. Nerede o? Nerede? Odanıza mı çıktı? Nereye çıktı? Şu an tam karşı cephede. Bize karşı savaşmakla meşgul şu anda. Karşı siperde. Orada kalıyor. Ne diyorsun yavrum? Bu gece lalelerde mi kalacak ya? Olmaz. Böyle bir şey olamaz Erol. Hemen karını tekrar bizim saflarımıza doğru çekiyorsun yavrum. Lütfen. Lütfen benim de hemen Pelin Suyu aramam lazım. Anacık. Az bir şey daha dursun mu lalelerde kız? Ne olur az daha dursun. 9 ay 10 gün kadar daha dursun mu? Telefonla haberleşiriz. Kalsın orada ne olur kalsın mı? Ay ne olur. Ay ne olur saçmalama Erol. Ne olur artık saçmalama. Artık saçmalamayı bırak ve bir şeyler düşünüp bunları eyleme geçir yavrum. Bak benim artık bu kafacığımın içinde hiçbir şey düşünecek bir yer, bir kapasite kalmadı Erol. Tamam senin güzel kafana kurban olurum. Sırf bu yüzden gidip çağıracağım onu. Hadi yavrum. Kendimi yakıyorum şu an. Hadi yavrum. Ay bu gelişmeleri hemen bildirmem lazım benim. Günaydın canım. Günaydın anne. Neler oldu dün akşam yemekte anlatmadın? Pelin Su. Yok güzeldi anne işte yemek yedik sohbet ettik. Sonra baş başa kalacaktık ki minik kuş ve o kız geldi. Neden gelmişler ki? Lale ile Onur ayrılmamış mıydı? Hayır anne bilmiyorum. Hani düşündükçe çıldırıyorum. O dev ekran Erol'la benim konuşmalarımı duyup o kızı getirdi herhalde. İnanmıyorum ya. Tam her şey senin lehine döndü derken. Aa, kim geldi ki? Aa, Betül teyze gelmiştir ya. Dün akşam konuşmuştuk. Yarın gelirim demişti. Hadi anne. Ah canım benim canım. Çok çok üzgünüm. Çok üzgünüm Şebnemciğim yani. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ay olanlara hala inanamıyorum. Ben de inanamıyorum. Gene her şeyi berbat etti. O kızdan gerçekten nefret ediyorum. Çok haklısın canım. Çok haklısın. Bak sabahtan beri düşünüyorum. Gerçekten şu an her şey çok farklı olabilirdi. Resmen gözümün içine baka baka Onur'un dudaklarına yapıştı. Ne? Bana inat yaptı. Aklınca düğünün intikamını aldı benden. Tamam canım. Bak biz ne yapacağız? Biz şimdi sakin oluyoruz, tamam mı? Biz onun meydan okumasını gördük. Şimdi sıra bizde. Düşünelim ve daha güçlü bir hamle yapalım. Yapalım. Yapalım tabii de. Önce sizin evdeki şu dev ekrandan kurtulmamız lazım. Çünkü şirkette Erol'la ne konuşursak o planlarımızı mahvediyor. Pelin Sucuğum, kusura bakma ama siz de Erol'la bu konuda biraz daha dikkatli olmalıydınız. Bak Filiz bu sebepten ötürü Erol'a çok kızgın ve evi terk etti.
Ne güzel, ne güzel. Keşke şirketi de terk etse. Hatta ülkeyi terk etse çok güzel olacak. Neyse canım, neyse, neyse tamam. Şimdi bak bizim konumuz bu değil, tamam mı? Biz düşünelim ve başka bir şeyler bulalım. Daha net şeyler, daha güçlü hamleler. Benim aklımda zaten bir şeyler var. Bu sefer kendim halledeceğim. Ve emin olun geçenki kadar iyi olmayacağım. Eğer sen geçen seferki konuşmanı iyi olarak adlandırıyorsan... ...hani bu sefer sanıyorum bayağı kötü bir şey buldun. Ay, heyecanlandım kız. Anlat bakayım ne buldun? Şimdi ben diyorum ki evet, ne düşünüyorsunuz? Vallahi Pelin Sucuğum şimdi ben ne diyeyim, bu çok çok önemli bir hamle. Yani bu işe yarar mı? Evet yarayabilir. Ama bu birdenbire çok ters de tepebilir. Yani bilemiyorum. Yani ben şu anda düşünemiyorum yani. Evet farkındayım ama bu riski göze almak zorundayım. Ben böyle bir şey yapmana kesinlikle karşıyım Pelin Su. Ne yapayım anne, ne yapayım? Gözümün önünde aşk yaşamalarına izin mi vereyim? Kusura bakma ama benim oyuna sen soktun ve sonuçlarına benimle birlikte katlanacaksın. Pelin Sucuğum, lütfen biraz sakin olur musun? Bak, öfkenin mantığını kapatmasına izin verme. Şu an bunu yapıyorsun. Hani ben diyorum ki acaba böyle suların durulmasını mı biraz beklesek? Evet kızım, ben de bunu söylemek istiyorum. Tabii ki ben sonuna kadar senin yanındayım ama kesinlikle sakin ve mantıklı olmak zorundasın. Eğer dönüşü olmayan bir yola giriyorsak hedefe mutlaka ulaşmalısın. Kesinlikle. Bak, bizim çok doğru bir strateji belirlememiz gerekiyor. Tamam mı? Bir bırak, ben de gideyim. Bir düşüneyim. Tamam mı Pelin Su? Tamam. Ama fazla dayanamayabilirim. Tamam Pelin Sucuğum, tamam. Neyse, ben şimdi hazırlanayım, şirkete geçiyorum. Tamam kızım. Size iyi günler. Sakin ol Pelin Su, lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.